Birinci bölümde kısaca anlattığım gibi işte veri sayısı ve bu verilerin nasıl elde edildiği önemli bir şey. Sizin elinizdeki veri sayısı ne kadar büyükse bu verinin bir değere yakınsaması o kadar kolay oluyor. O değeri o kadar kolay buluyordunuz. İşte bu da bir parça Bernoulli'nin büyük sayılar yasası ile de ilgiliydi. Mesela şimdi elinizde şöyle bir sıcak kova olsa, çok sıcak. Burada da soğuk bir kova olsa. Ondan sonra bu ortada da biri olsa. Ve siz bu kişinin ellerini zorla soğukla sıcak suya soksanız ve sonra bu arkadaşa sorsanız nasılsın diye. Bu arkadaş eğer gülümsüyorsa ve ortalamada fena değilim diyorsa bu istatistikçi diyebilirsiniz. O zaman ona bakan başka bir arkadaş da bunun istatistikçi olduğu sonucunu çıkartır. Bu da çıkartımsal istatistikçi gibi falan olacak herhalde. Neyse şaka bir yana tabii ki iki veriden bir şey elde etmeniz mümkün değil. Bir örnekten bulmanız mümkün değil. Daha önce de söylemiştim bunu. Ne denir? Peki bu veri büyüklüğü ne demek? Veri neye göre büyük? Mesela bu anketler yapılıyor işte toplumsal anketler yapılıyor ne bileyim işte taraftar sayılarından tutun da kimin hangi politikacıya partiye oy vereceğine soruyorlar ya da işte ne bileyim ben başka firmalar başka anketler yapıyorlar. Bunlar genelde işte bu siyasi anketler genelde 25-30 ilden 2500 3000 kişi ile yapılıyor. Yani ne bu? İşte 3 10 üzeri 3 gibi bir şey. Bu çalışma için yeterli kadar büyük diyorlar. Ama bakarsanız 3000 kişi işte şey yapıyor, ne denir? Gençler seviyor. Instagram'da 1 milyon takipçi çok önemli bir şey. Bu 3000 kişi 1 milyonun yanında hiçbir şey ihmal edilebilecek kadar küçük bir şey. Ne demek 1 milyon? 10 üzeri 6 kişi. Sonra mesela ama dünya nüfusuna bakarsanız dünya nüfusu 7 milyar. O da ne ediyor? İşte 7 çarpı 10 üzeri 9 gibi bir şey. Büyük sayılar bunlar tabii. 1 milyon da 7 milyarın yanında ihmal edilebilir. Yani çok büyük olmayan bir şey. Bunlar işte duyduğumuz, günlük hayatta duyduğumuz büyük sayılar. Başka ne duyuyoruz? İşte para pulla ilgili şeyler duyuyoruz. Mesela en zengin adamın ne kadarı varmış? Bakayım. 178 milyar doları varmış. Bu arkadaş Türkiye'ye de dükkan açtı. Biraz daha kazanır herhalde yakında. Şimdi 1 milyar 178 milyar doları Türk lirasına çevirseniz 1,4 trilyon gibi bir şey yapıyor. Fi tarihinde bakmıştım ben. Çünkü birazcık daha çok olabilir. 1,4 trilyon. Bu 1,4'te 1,4 10 üzeri 12 gibi bir şey. Bu da çok büyük bir sayı. Artı bir de bu zengin arkadaşının mal varlığının binde biriyle dünyadaki bütün açlığı yok edebiliyorsunuz. Böyle garip bir dünya. Bir tane infografik vardı eğer. Grafik sanatçısı yapmıştı. İşte bu zengin arkadaşların paralarıyla neler yapılabilir, neler edilebilir diye gösteren bir grafik sanatçısıydı. Linkini bulursam tekrar bir yerlerde paylaşacağım. Diğer başka ne işte parayla pulla ilgili ne oluyor? Mesela işte Maliye Bakanlığı'na bakıyorsunuz. Maliye ve Hazine Bakanlığı.
İşte herkes dış borç falan diyor. Neymiş? Şeyin 2020'nin birinci çeyreği. Herhalde. Evet. 2020 birinci çeyrek. Orada da 2 trilyon 256 milyar dolarmış borcumuz. Dış borç işte o da ne yapıyor işte yaklaşık 2 trilyon para. O da 10 üzeri 12, 2 çarpı 10 üzeri 12 gibi bir şey. Başka büyük ne duyuyoruz? İşte ne bileyim ben terabayt, gigabayt falan gibi şeyler duyuyoruz. Ondan sonra bunlar hepsi büyük sayılar. Çok büyük sayılar. Ama fizik yapıyorsanız fizikte sayılar çok daha büyük. Bu herhalde görmüş, yani herhalde değil daha önce de görmüşsünüzdür bunu. İşte mol denen bir kavram var. Almanca molekülden geliyor. İşte bir Alman bilim insanı bir Alman'dan hiç beklenmeyecek bir şekilde uzun uzun molekül yazacağına mol yazayım demiş. O mol de işte 1 gram 12 gram karbon 12'deki atom sayısı olarak. Karbon 12'de bulunan atom sayısı olarak tanımlıyorsunuz. Bu da hatırlarsanız Avogadro sayısı deniyordu buna da. O da 602 10 üzeri 23 gibi bir sayı. Yani çok büyük bir sayı. Evet. Sonra ne yapabilirsiniz? Moler kütle diye bir şey tanımlayabilirsiniz. Moler kütle dediğiniz şey sizin işte kütlesi ne kadarsa neye bakıyorsanız çarpı Avogadro sayısı bir mol. Neyse artık o. Onun moler kütlesini verecek. Şimdi bu şey gibi bir şey. Bakarsanız mol dediğiniz şey. İşte böyle düzine demek gibi bir şey. Kısaca ne demek? Bir mol hidrojen. Bu işte 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu. Ondan sonra bir mol sodyum klorür. O da yaklaşık işte 10 üzeri 23 tane sodyum klorür molekülü. Bir mol yumurtada o da işte 10 üzeri 23 tane yumurta demek. Bu 10 üzeri 23 tane yumurtadan omlet yaparsanız bu size bir ayın kütlesinin yarısı kadar falan oluyor. Evet, burada başka ne anlatacağım ben? Başka bir şey anlatmayacağım.